Türk dış politikası ile ilgilenen bir profesör olarak biliniyorsunuz. Yani yanlışsam düzeltin. 14 tane de kitabınız bulunuyor, değil mi? Ama bunlara gelmeden önce, yani bu kadar bu başarıya belli bir başarının üzerine çıkmadan önce de hayatınızda bir kırılma noktası oldu. O da 20 yıl önce kızınızın dünyaya gelmesiyle. O anı, yani onunla tanışma, Down sendromu var kızınızda ve o anla tanışma, yani doğduktan sonra yaşam, başka bir yaşam akmaya başladı sizin hayatınızda. Bir karar vermek zorunda kaldınız. Kızınızla kendi kariyerinizle alakalı bir karar aşamasıydı bu. O süreç nasıl gelişti? Yani o kararı ne verdirtti ya da o karmaşık duygulardan biraz bahsedebilir miyiz? Yani biraz geriye gideceğiz, 20 yıl öncesine gideceğiz ama sizinle. Tabii. Önce tabii oğlumun bir ameliyat süreci gerçekleşti. Orada bir baba olmanın ne demek olduğunu biraz anladık. Fakat hayatımı tam değiştirecek hadise gerçekten de kızımın doğduğu yıldır ve o oradaki kırılma noktasıdır. Şöyle söyleyeyim size, Mim Kemal Öke'ye 20 yıl önce baktığınız vakit Mim Kemal Öke'nin hayatında hem iyi bir akademisyen olma cehdi, kitaplar yazıyor. Onun ötesinde Dışişleri Bakanlığı'na danışmanlık yapıyor. TRT'de danışmanlık yapıyor, televizyon programları yapıyor, gazetecilik Aslında yapıyor. yani kariyer çok iyi bir kariyer. Çok yönlü ve ama hep de kamuoyunun gözünün önünde olan bir adam idi. Ve belki de hani hiçbir zaman öyle hırsım olmadı ama daha iyisini yapabilmek için tabii bir takım gayretleri de kendinizden esirgemiyorsunuz. Kızımın doğumu bütün bu Mim Kemal'in birdenbire hayatını değiştirebilecek bir hadise olarak doğdu. Ama şöyle ki bütün bunları yapamaz mıyım acaba diye ilk başta düşünüyorsunuz ve dolayısıyla bu kız şimdi bir hani musibet olarak nereden çıktı karşımıza canım? Yani bu keşke olmasaydı. Keşke ölse. Bir Keşke öfke oldu en Tabii canım başta. ilk başta yani kabullenmeme, reddetme, yaşamasını istememe vesaire tarzında. Ve dünyada kafanıza geçmiş oluyor. Yani bundan sonra gülemem, eğlenemem, normal hayatımı yaşayamam, Mim Kemal olamam vesaire tarzında oluyor. Fakat yani çeşitli vesilelerle de bunu bu çok mahrem bir şeyi paylaştığım gibi bir alemi cemalden bir açılışla birdenbire çocuğunuza yaklaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir açılımla birdenbire kendinizi kızınıza endeksli bir hayata doğru dönüşüyorsunuz. Bütün o eski Mim Kemal'i reddediyorsunuz ve yeni Mim Kemal Yani işte konumuna o kararı geçiyorsunuz. aldıran mekanizmayı ben merak ediyorum. Yani o Duymak anı mı istiyorsunuz? çok Evet, duymak duyalım. istiyorum. Aslında biliyorum ama yine de tekrar duymak istiyorum. Efendim, Nazlı doğduktan sonra yaşanabilecek en korkunç şoklardan bir tanesi doktorların gelip de çocuğun durumunu abartarak ondan hiçbir şey olmaz, ölse sizin için daha iyidir Demesi değil mi? demesi. Korkunç gerçekten. Ve burada da ailem açısından da şimdi sakınca yok. Annem de onu biliyor. Annem de biz böyle bir çocuğu istemiyoruz. Doktor o hadiseyi gördüğü vakit yani ailenin tepkisini gördüğü vakit canım o kadar da şey değil biz size doğum kağıdını vermeyiz ilmi haberine siz eve gidince karlı bir Aralık ayıydı camı açarsınız üşütür ve gider hallolur dedi. Sonrası ev. Hanım çıkmış, eve gelmişiz. Eve misafirler gelecek, çocuğu görmek isteyecekler vesaire. Ve çocuğumla ben baş başa kalıyorum orada. Çocuğumla baş başa kaldığım vakit hep kulağımda uğultular geliyor. Uğultular geliyor ve bu şey yani bitir işini, hallet, tamam, aç camı. Dışarıda da lapa lapa kar yağıyor. Yatağında yatıyor, o güne kadar kucağıma falan almamışım. Hanım da alışverişe çıkmıştı eve gelenler için. Şöyle bir baş başa kaldık kızla. Camı açayım mı açmayayım mı diye. Bakın burada bütün mukaddesatım üzerine doğruyu söylüyorum. Katil olmayı düşündüm. Evlat katili. Oradan geldim
Cama açayım mı açmayayım, açayım mı açmayayım mı? Bir ona bakıyorum, bir cama bakıyorum, bir ona bakıyorum, bir cama bakıyorum. Cama açamadım, hanım da geldi. Ama yüzümdeki o ifadeyi gördüğü için böyle o dahi korktu. Nedir bu halin dedi. Bugün cuma, sen cumaya gidersin. Ne bekliyorsun ki evde dedi. Ya cuma, ya ben kavgalıyım. Ben isyanlardayım, inkarlardayım. Yunus Emre'nin dediği gibi isyan ile geldim Rabbim sana. Ben gitmek de istemiyorum. Orada isyan ile geldim sana diyor. Gitmek de, git sen dedi. Bak hanım, bu işte evlilikte işte budur. Aile olmak budur. Beni zorla camiye gönderdi. Gecekondu camilerinden bir tanesi. Ben arka sıraya oturdum. Dargınım da Allah'a zaten. Ondan sonra kimseyi de dinlediğim yok. Hoca istediğini konuşsun. Şöyle kafayı büktüm. Bir anda o alemden çıkmış. Bir anda karanlık, fırtınalı, şimşeklerin çaktığı, yerin görün inlediği bir atmosferde buluyorum kendimi. Bir dağın ucundayım, üstünde tepesinde. Ortada bir uçurum var. Şimşekler böyle çaktıkça, aydınlattıkça etrafı, aşağısından bağırtılar, iniltiler, korkunç sesler geliyor. Korkunç sesler, ürkütücü bir ortam. Karşıda bir dağ var, karşıdaki dağa geçmeliyim. Karşıdaki dağa geçecek hiçbir köprü meprü yok, bir kılıç var. Kılıç da enlemesine konmamış vaziyette, şu şekilde konmuş. Dolayısıyla kızgın bir şey. Ve hep böyle bir kız çocuğum olsun hayal ederdim. Sarışın olsun, mavi gözlü olsun. Şuraları at kuyruğu yapayım. Bir İskoç eteği olsun. Konçlu çorabı olsun falan. Ve o kızı orada gördüm. Ve o kız benim kızımdı. O kız Nazlı'ydı. Gülüyordu bana. Ve bana her zaman hatırladığım vakit tüylerim ürper olur. Ürperir. Baba tut elimi, ben geçireceğim seni buradan. Baba tut elimi, geçireceğim seni buradan. Elini uzattı. Elini tuttum, tuttuğum andan itibaren Allah sesi duyuldu. Allahu Ekber, ben yerimden fırladım. Ona imam çağırıyor bizi, namaza çağırıyor. Dürtüyorlar selamdan sonra. Ben o namazı nasıl kıldım biliyor musunuz? Jet imam. Ben hızlı kıldım, eve bir koşuyorum. Bitirdikten sonra farzı koştum, Nazlı'yı aldım kucağıma. Orada durduğu yer, hanım böyle şaşırmış vaziyette bakıyor. Onu böyle göğsüme şuraya bastım, şöyle elini tuttum. Yani kalp kalbe geldik ve konuşuyorduk orada. Yani onun sonra çevirdim bir yüzüne baktım. Çevirdim, bütün geçirdiğimiz safhayı biliyor gibiydi sanki, geçirdiğim safhayı. Dedim ki orada, yemin ettim, evladım dedim, bak bu andan itibaren beraberiz. Ahd ederim ki, kasem ederim ki Allah'a, bu andan itibaren hiçbir zaman ayrılmayacağız. Ben seninle beraber. Ve ondan itibaren hayat değişti. Ve ondan sonra hani öfkeyle başlayan ama dönüşen bu hadiseden sonra dönüşen şey, merhamete mi dönüştü yoksa sevgiye mi? Onu nasıl? Aşka dönüştü. Fıstık gibi bir hayat oldu. Aşka dönüştü. O kadar güzel bir hayat oldu ki. O kadar güzel.